Dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. Türkiye'de tutuklu bulunan Alman gazeteci ve tercüman Meşale Tolu dava için yapacağı hazırlıkların yetkili makamlar tarafından engellendiğini söyledi. Tolu, Noyes Deutschland gazetesine yaptığı açıklamada Alman avukatıyla ilişkiye geçemediğini belirtti. Buna ek olarak kendisi hakkında hazırlanan dava dosyasına ulaşamadı. Bu da savunma hazırlığı yapmayı imkansız hale getiriyor. 30 Nisan'da tutuklanan Türk kökenli 33 yaşındaki gazeteci Tolu, 2 yaşındaki oğluyla birlikte hali hazırda Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuluyor. Tolu, terör propagandası yapmak ve terör örgütüne üye olmakla suçlanıyor. Meşale Tolu'nun eşi Suat Çorlu da tutuklu yargılanıyor. Tolu 27 Şubat'tan bu yana Silivri cezaevinde tutulan gazeteci Deniz Yücel'den farklı olarak sadece Alman vatandaşlığına sahip. Federal hükümetin açıklamalarına göre Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 22 Alman vatandaşı gözaltı alındı ya da tutuklandı. Son olarak Büyükada'da insan hakları savunucularının eğitim toplantısına yapılan polis baskınında insan hakları savunucusu Peta de tutuklanmıştı. İnsan hakları savunucuları ve arkadaşları Tolun'un serbest bırakılması için kamuoyunun dikkatini çekecek faaliyetler yapıyor. Genel seçimlere 6 hafta kala her dönem olduğu gibi yollara afişler asıldı. Seçenekler arasında büyük bir fark yok. Ananı belleyeceğim senin diyen de yok. Her parti güllük, gülistanlık bir Almanya vaat ediyor. Farksızlar arasından farksız bir adayı seçmeye karar vermiş olan oyunu verebiliyor ya doğrudan seçim bürosunda ya da mektupla oyunu kullanabiliyor. Genel seçimlere 6 hafta kala 24 Eylül'e kadar beklemek istemeyenler veya seçim günü tatilde olacaklar dün mektupla oyunu kullanmak üzere evrakları almaya başladı. Mektupla oy verme işlemi için gerekli belgeler seçmenlere yerel seçim büroları tarafından gönderiliyor veya veriliyor. İstatistikler Berlin'de mektupla oy veren seçmen sayısının son 4 yıldır artış gösterdiğine işaret ediyor. Başbakan Angela Merkel'in de mensubu olduğu Hristiyan Demokrat Partisi CDU mektupla oy kullanma işlemiyle ilgili eğer seçim günü bir işiniz çıkarsa adıyla bir kampanya düzenliyor. Parti tarafından özel olarak açılan web sitesinde seçmenlere mektupla nasıl oy kullanacakları anlatılıyor. Mektupla kullanılan oylar seçim pazarında saat 18'den sonra sayılacak. Federal İstatistik Dairesi'nin rakamlarına göre 83 milyon nüfuslu Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde 61 milyon 500 bin seçmen oy kullanacak. Bunlardan 3 milyonu ise ilk kez oy kullanacak. Almanya'da 1 milyon civarında Türkiye kökenli seçmen bulunuyor. Almanya'da seçim barajı %5. Velhayda kermesi hazırlıkları büyük bir hızla sürüyor. Vidalanıyor, çekiçleniyor ve yerleştiriliyor. 69. Velhayda Kermesi Cuma günü saat 11'de ziyaretçileriyle buluşacak. Uzun geçmişi olan halk festivali her yıl binlerce ziyaretçinin çekim merkezi oluyor. Bir panayırda yiyecek, içecek, oyuncak, müzik, atlı karınca gibi ne olması gerekiyorsa her şey olacak. Kermes haftası boyunca Kirşvek, Koğlanş 23 numaralı eve kadar... Hensesstrasse ile Kirchweg arası tamamen trafiğe kapatılacak. Peki Kermes'e nasıl gidilecek? 1, 3 ve 7 numaralı tramvaylara binilecek ve Kirchweg durağından inilecek. Daha sonra 5 dakika yürünerek Kermes alanına ulaşılacak. 12, 25 ve 27 numaralı otobüslerde sizleri Kermes alanına taşıyacak. Türkiye'de işsizlerin sayısı 2017 yılı mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 330 bin artarak 3 milyon 225 bine yükseldi. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre işsizlik oranı ise %0.8 artışla %10.2'ye çıktı. 15-24 yaş arası genç nüfus arasındaki işsizlerin oranı 2.4 puanlık artışla %19.8'e yükseldi. Türkiye'de 28 milyon 488 bin kişi çalışır durumda. Bu da 2017 yılı Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 621 bin artış anlamına geliyor. Almanya şiddetli yağmur ve fırtına tehdidi altında. Yaz normal ölçülere göre bol bulut zenginliği, yağmur ve güneş karışımı. Ancak Güney Avrupa'da başka çok sevilen tatil bölgeleri sayısız orman yangınlarıyla dudak uçuklatıyor. Avrupa'nın güneyinde etkili olan aşırı sıcaklar Yunanistan'da yeşil alanları küle çeviriyor. Pazar gününden bu yana en az 90 ayrı noktada çıkan yangında binlerce hektar orman yok oldu. Dört gündür devam eden yangın kontrol altına alınamıyor. Özellikle Yunanistan'ın başkenti Atina'nın çevre köylerinde ve adalarda çıkan yangınlar yerleşim birimlerini de tehdit ediyor. Sakintos Adası'nda olağanüstü hal ilan edildi. Sakintos Belediye Başkanı, adanın kundakçıların hedefi haline geldiğini ve yangınların organize bir kundaklama faaliyetinden kaynaklandığını söyledi. Yunanistan'da 2007'de çıkan orman yangınında 70 kişi hayatını kaybetmişti. Pazar günü Portekiz genelinde 3000'den fazla itfaiyeci orman yangınlarıyla mücadele etti. 12 Ağustos Cumartesi günü çıkan 268 yangına 6500 itfaiye, itfaiyeci müdahale etti. Bu olayla Portekiz'de bir günde yapılan en fazla acil müdahale rekorunun kırıldığı açıklandı. Son derece aşırı sıcakların hüküm sürdüğü Portekiz'de yaz başına çıkan yangında 64 kişi hayatını kaybetmişti. Avrupa Birliği verilerine göre bu yaz Portekiz'de 140 bin hektarın üzerindeki ormanlık alan yangınlarda yok oldu. Korsika. Korsika adasında perşembe akşamı çıkan yangın 2000 hektarlık alanı etkisi altına aldı. Yangının etkili olduğu bölgelerden bini aşkın turist tahliye edildi. Diğer yandan Bastia kentinde yangınla ilgili bir kişi kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı. İtalya İtalya'nın Sicilya adasında Agrigento şehri civarında pazartesi sabahı başlayan orman yangını UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Tapınaklar Vadisi yakınlarına ulaştı. İtalyan polisi bir gönüllü itfaiyeciyi kasıtlı olarak yangını çıkardığı şüphesiyle gözaltına aldı. 15 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılırken çok sayıda karayolu yoğun duman nedeniyle kapatıldı. Bu yaz 371 yangınla İtalya Avrupa Birliği'nde ilk sırada gelirken kül olan alan bakımından da 72 bin hektarla Portekiz'in ardında yer alıyor. Değerli necler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kase'le ayarlamayı unutmayınız.